İnşaat'ın örnek binasındayız. Sarılar İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile beraberiz. Adem Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok güzel bir çalışma yaptınız. Narenciye Park. Bu konuda bir bilgi alalım mı sizin? Teşekkür ediyorum. Biz Antalya'da 1976'dan bu tarafa 35 yıldır faaliyet gösteren bir inşaat firmasıyız. Bütün bu tecrübelerimizi bütün Antalyalılarla paylaşıyoruz. En iyi kalitede onlara inşaat yapma, konut üretim noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genelde bizim konseptimiz iş merkezi ve ticari yerler, iş yerleri, dükkan olmak üzere. Genel inşaat konseptimiz bu olmasına rağmen son bu yıl içerisinde kentsel dönüşümün bir önceki aşaması olan kentsel yenileme projeleri gündemimizde var. Buna ilişkin olarak da ilk olarak Narenciye'den başladık. Burada mevcut ekonomik ömrünü tamamlamış olan binaları arsa sahipleriyle anlaşmak suretiyle yıktık ve yerine yeniden inşasını gerçekleştirdik. Bu sayede Antalya'ya en azından ekonomik ömrünü tamamlamış ve görüntü kirliliği yaratan binaların yıkılarak yeniden inşası noktasında katkı sunmaya çalışıyoruz. Beraber bu binanın içini bir gezelim isterseniz Adem Bey. Nasıl bir çalışma yaptınız? Beraber gezebiliriz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Sarılar İnşaat'ın içerisindeyiz. Narenciye Park alanda. Şantiye şefimiz Belkıs Hanım'la beraberiz. Belkıs Hanım nasılsınız? Teşekkürler sizler. Sağ olun. Güzel bir yer olmuş. Projeniz hazır, güzel. Elimizden geleni yaptık. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir çalışma yaptınız? Şimdi Sarılar İnşaat olarak öncelikle Ahmet Sarı şirket kurucumuz olarak projelerimizde genelde insanların rahat ve huzurlu bir şekilde ve bir daha bize geri dönmeyecek şekilde içeride yaşaması için elimizden geldiğince kaliteli malzeme kullanıyoruz. Genelde işte mutfak ve antrede 60-60 granitlerimiz var. Birinci sınıf kullanıyoruz. Mutfak dolaplarımızda mutlaka gövdeyi MDF kullandırıyorum. Arkalık 8 milim yapıyorum. Aksesuarlarımızı genelde Alman markası Bulun kullandırıyorum ki yine rahat etsin, yıllarca kullansınlar diye. Evet. Koryan tezgah kullandık. Bunda 5 metre boyunda bir ek göremezsiniz. Frankie'nin evyesini, Ecan'ın bataryasını kullandık. Yine onlar da kaliteli ürünlerimizden. Yine Ankastre ürünlerimizi Franke marka kullandık ama inşaat serisi değil. Yine bir insanın gidip özellikleri fazla olan bir malzeme seçtik. Hani fırın özelliği fazla, cam seramik seçtik. Alınmazın metre gibi fazla, emiş gücü fazla. Bu şekilde kapakları poliglas kullandık. Onlar high glass'tan biraz daha parlak durur ve yan bantlarından açma yapmaz zamanla. 2 milim bant kullandık. Bunlar hani detay, benim incelediğim detaylar. Mutfak önemli detaylar ama. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bunlar zamanla güneş ve hava temasından sonra açmaya başlıyor. Silindikçe, suyu, rutubeti gördükçe. Bayanlar temiz bu arada. Evet, o yüzden. Mesela mutfağımızın kapısını sürme kullandık ki o da buzdolabı kapısının engel olmasın ve rahat bir kahvaltı masası kullanılsın diye. Yine biz klimalarımızı iç dış ünite olarak projelerimizin son 4 projedir uyguluyoruz bunu. Dış cephede görüntü kirliliğini yapmaması için taşınanlara. Yani iç ve dış ünite olarak hazırlamış oluyoruz. Inverter kullanıyoruz. Genelde A sınıfı R410 gazlı çevreye yararlı klimalardan. Başka ne diyebilirim? Mobilyalarımızda yine genelde ceviz ve lake kullanıyoruz. Kapılarda hiç panel kapı kullanmıyoruz. Beyaz lake kullanıyoruz. İç diğer odalarımızda da. Evet, arkamızda. Antreyi de geniş tuttuk. Ferah bir daire. Ama bu metrekareye göre yine kullanımlı alanlar çıkardık. Burada bir vestiyer bölümümüz var. O da yine ayakkabı ve pardesüler için, valiz, çanta için geniş bir yer bıraktık. Böyle bir sürme kapak kullandık. Görüntülü diyafonumuzu monte edeceğiz. Renkli görüntülü olacak. Merkeze uydumuz var binada. Hani insanlar anten taşımayacak. Sadece receiver'ını takacaklar. Hidroforumuz var. Jeneratörümüz var. Ortak jeneratörümüz. Bu şekilde projemiz elimizden geldiği sağlıklı kullanması için insanları hazırladık. İçeride banyomuz. Evet, ebeveyn yatak odamız. Banyomuzda ve diğer küçük misafir banyomuzda yukarıdaki odada da Çanakkale seramik kullandık genelde. Vitrifilerimizi Krevet kullandık. Bataryalarımızı yurt dışından Hansgrohe kullandık. Onlar da gayet kaliteli hani malzeme olarak ömür boyu rahat edecekleri ürünler. Çelik kapımızı Fales çelik kapı kullandık. Kancalı kilit üzerinde yine bu şekilde.
Ve dekorasyona uyması için de iç dekordaki beyaz renkli cevizi çalışkini iç kapılara uyması amacıyla doğalgaz hattımız çekili. Bu arada merkezi sistem hazır hani. Doğalgaz geldiği an mutfağa ve kombiye kadar at hazır. Yatak odasında yine kullanışlı bir alan yarattık. Gelen kişi sadece yatağını koyacak o kadar. Çünkü soyunma odasının şifonerini hepsini hazırladık. Orada da bir kullanımlı alan yarattık. Ve ısı ve ses izolasyonu anlamında da duvarlarda yine manto sürdüğü bir malzeme kullandık. Camlarımızda ısı cam değil konfor cam uyguladık. Bunlar da ses desibelini yarı yarıya indiren hani geçirimsizliği fazla olan ürünler çatıda, duvarda, her yerde ısı ve ses yatımız mümkün mertebe elimizden gene yaptık. Isı kimlik belgemizi de B karnesi olarak aldık. Bunda da gurur duyuyoruz. Çünkü Antalya'da pek bu B çıkan yok. Hani genelde C çıkıyor. A sınıfı da kimse alamıyor. Neden alamıyor? Kendi kendine elektrik üretmen gerekiyor. TEDAŞ'tan elektrik kullanmamanız gerekiyor. Biz yine buradayız her zaman. En az 10 yıl sonra yine inşaatın arkasındayız. Geri döndüklerinde bir şikayetleri olduklarında yardımcı oluyoruz. Ahmet Bey'in genel prensibinden biri. Dubleks'te de bu arada yani aşağı sattık, işi bittik değil, yok, sonrasında da biz arkasındayız. Yok yok, tabii olabilir, insan yapımı çünkü aksilikler çıkabiliyor. Her ne kadar titizlensek de kullanım hatası olabiliyor veya porçöz kullanmış oluyorlar derz arasında bayanlar. Bu şekilde biz yine geri dönüp yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İlginiz için iyi çalışmalar. Sarılar İnşaat'ın mimarı Alper Özgür'le beraberiz. Nasılsınız Alper Bey? Teşekkür ederim. Röportajınız için teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyicilerimize bir merhaba deyip sizi bir tanıyalım mı? Tabii. Ben mimar Alper Özgül. Antalya'da yaklaşık 30-31 yıldan beri mimarlık hizmetlerini serbest olarak yapmaktayım. Çeşitli güzel projelerimiz oldu. En son Sarılar İnşaat'a değişik ve alternatif projeler hazırlıyoruz. Onlar da başarıyla bu işleri uyguluyorlar. Gelişen Türkiye'mizde, gelişen Antalya'mıza, turizm bölgesi olan Antalya'mıza uygun binalar yapmak, akıllı binalar, ısı izolasyonlu binalar, meclisin verdiği son yasalara göre depreme dayanıklı binalar gibi bir sürü özellik olan binalar yapıyoruz. Bu halk arasında akıllı bina olarak geçiyor. Ama her yere, her parsele, yönüne, konumuna göre de bizler de projelendiriyoruz ve detaylandırıyoruz. İnşaat ekibimiz de başarıyla uyguluyor. En son başladığımız yer Antalya'nın Güzide semtlerinden Burhanettin Onat. Burası eski bir yerleşim alanı. Zamanında bir takım binalar yapılmış o günün teknolojisiyle, bilgisiyle. Fakat eskimiş binalar var. Zaten mimaride betonarmenin ömrü 30-40 yıl kadar oluyor. İhtiyaçlar ve teknoloji de çok geliştiği için bu binaları içinde oturan insanlarla konuşarak, anlaşarak Türkiye'mizin diğer yerlerinde olduğu gibi biz de Antalya'mızda kentsel dönüşüm adı altında başlattık. Tabii bizimki çok mini bir örnek. Küçük örneklerden büyük yerlere gitmek istiyoruz. Bulunduğumuz yeri güzelleştirmek şeklinde oluyor. Bunun bir örneğini Burhanettin Onat'ta yaptık. Buradaki eski binaları yıktık. Sadece biz Sarılar olarak da değil, biz bir şey başlatıyoruz. O bölge halkının kentsel dönüşüm ihtiyacını alevlenmesine yapıyoruz. Başka müteahhit firma arkadaşlar ve başka mimar arkadaşlar da buraya bu açtığımız yoldan ilerliyorlar. Ama ağırlık olarak biz Burhanettin Onat'ta bunu başlattık. Örnek oldu aslında. Yine de bu bölgede anlaştığımız yerler var. Onlarla ilgili belediyemizden ruhsat almaya çalışıyoruz. Onları aldıktan sonra da bu bölgede diğer inşaatlarımızı göreceksiniz. Güzel yaşamak bir sanattır. Siz de güzel yaşamalarını sağlıyorsunuz bu anlamda. Tabii insanın yaşadığı çevre ve binalar, özellikle cepheler, ortamlar insanın psikolojisini geliştirir. Bu bölgede yaşayan insanların moralitesi düzeldiği zaman o kendi işlerine yansıyacaklardır. Yaşam alanlarını güzelleştirmek biz mimarların ve müteahhitlerin şeyidir, borcudur. Tabii kişiler bir de evlerini verirken o anlamda da inşaat sektörüne güvenmeleri gerekiyor. Bu güveni Sarılar İnşaat sağladığı için o konuda tereddüt etmeden seve seve kabul ediyorlar zaten. Tabii şimdi firmamızın 35 yılın üzerinde bir geçmişi var. Yaptığı başarılı şeyler var. Ama her yıl
gelişen teknolojiye, gelişen bilgiye ve belediyenin yönetmeliklerine göre uygun olarak yapıp geliştiriyoruz. Bu da gittikçe iyiye doğru gidiyor.